Ve günün en acı haberi var sırada. Beş kişi balığa çıkmışlardı. Sahile bir çadır kurdular. Geceyi çadırda geçirmeyi planlamışlardı. Çadıra bir de soba kurdular ve o sobayı yakıp uykuya daldılar. Ama o uykudan hiçbiri uyanamadı. Beş kişinin ölümünün ardından yakınları sinir krizi geçirdi. Çadırın fermanını açtığım zaman içeride hepsinin canadasıyla karşılaştım. Ağıtlar gözyaşlarına karıştı. Kimi kardeşini ağladı. Kimi eşine, kimi babasına. Beş kişinin acı haberi ailelerini yaktı kavurdu. Adana'da yaşayan Habib Topal Uğurlu, oğlu Murat, yeğeni Yusuf ve komşuları Ali Turan'la Zeki Kılınççı her ay yaptıkları gibi balığa çıkmışlardı. Sahile çadır kurdular, çadırın içine de soba ve sobayı yakıp uykuya daldılar. Ama hiçbiri o uykudan uyanamadı. Yakınları telefonlarına cevap alamayınca şüphelenip yola çıktı. Oraya gittiğimde bir vahşetle karşılaştım. Çadırın fermanını açtığım zaman içeride hepsinin cenazesiyle karşılaştım. Beş kişiden geriye son kez yemek yedikleri sofra kalmıştı. Nasıl bir acılar? Kardeş yazıldı! Hayatını kaybeden Yusuf Topal Uğurlu'nun kardeşi Ahmet Topal Uğurlu da onlarla balık tutmaya gidecekti. Ama işleri nedeniyle gidememişti. Yoksa şu anda 6. cenazede de ben olacaktım. Ey Allah! Yusuf mu diyeyim? Ali mi diyeyim? Murat mı diyeyim? Beş kişinin cansız bedeni bir kamyonet kasasına yan yana dizildi. Adli tıp kurumunda otopsi sürerken taziye evinde yaşanan acı da yürek dağladı. Murat Topal Uğurlu'nun eşi Buse Topal Uğurlu eşinin fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü. Fenalık geçiren genç kadını yakınları teselli etmeye çalıştı. Ve 5 kişinin cenaze töreninde yürekler bir kez daha yandı. Ağıtlar gözyaşlarına, gözyaşları feryatlara karıştı. Ali mi değil? Murat mı değil? Yusuf mu değil? Hepsi evladımız. Soba kurbanı 5 kişi gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Benim kalbime kefenleyecekler.